Peki Ali İhsan Hocam, rahim ağzı kanserinde tedavi yöntemleri nelerdir? Rahim ağzı kanserlerinde pek çok tedavi yolu var. Ancak biraz önce bahsettiğim gibi eğer hasta düzenli olarak simir aldırırsa çok daha erken dönemde, yani hücreler kansere dönüşmeden önce teşhis konulabilir. Ve bu durumda basit bir yakma işlemi veya dondurma işlemiyle hastalığı daha başlangıç aşamasındayken yok edebilirsiniz. Daha ileri durumlarda sadece rahim ağzını çıkartarak, konizasyon dediğimiz yöntemle sadece rahim ağzını çıkartarak tedavi etmeniz mümkün. Rahim ağzı kanserlerinin bir özelliği var. Kanser olmadan yıllar önce bu hastanın kanser olabileceği yönde bize bulgular verir. Bu simirle anlaşılabilir. Yani henüz kanser olmadan bir 10 yıl önce, 15 yıl önce çıkacak hücre sonuçlarına göre, patoloji sonuçlarına göre hastanın ileride kanser olabileceğini anlayabilirsiniz. Yani simir testi çok önemli. Çok çok önemli. Simir testi yapılıp da risk altında olduğu tespit edilen hastalarda yakarak, dondurarak veya rahim ağzı çıkartılarak rahim ağzı kanserinin tedavisi tamamen yapılabilir ve hastalarımız normal yaşamlarına devam edebilir. Ancak eğer hasta düzenli bir şekilde kontrollerine gitmemişse ve olay kanser evresine geldiyse bu durumda daha ileri tetkikler yapılarak bu kanserin ne kadar yayıldığı, yayılıp yayılmadığı, ne kadar yayıldığı, rahimin hangi bölgelerine doğru ilerlediği veya vücudun hangi bölgelerine ilerlediği araştırılması gerekir. Eğer erken dönem kanser olarak yakalanmışsa, yani ilk evre kanser. Esas amacımız ilk evre kanserden önce yakalamak bu problemi ve sadece basit uygulamalarla hastayı tedavi etmek. Ama oldu da gecikmiş, kanser haline dönüşmüş noktaya gelmişse hasta, eğer yine kanserde erken dönemde yakalanmışsa basitçe rahim alınarak karından yapılacak bir ameliyatla, kapalı veya açık yöntemle yaptığımız ameliyatlarla basitçe rahim alınarak, rahim ağızla beraber alınarak bu hastalık tedavi edilebilir. Ancak ileri evrelerde, yani ikinci evreden sonraki evrelerde çok daha komplike, çok daha zor ve uzun ameliyatlar gerekebilir. Bu sebeple hastalarımıza tekrar rahim ağzı kanserinin erken tanısıyla ilgili simir aldırmalarını en az yılda bir defa simir aldırmalarını önermek durumundayım. Bu ameliyatlardan sonra eğer kanser vücudun başka yerlerine yayılmışsa ve yayılabilir mi peki? Tabii ki vücudun her yerine yayılabilir. Öncelikle rahime yayılacaktır. Daha sonra karnımızdaki bazı zarlara ve damar çevresine yayılacaktır. Bu durumda yapılan ameliyattan sonra hastaya kanserin tipine göre kemoterapi veya radyoterapi uygulanabilir. Ancak hastalarımız bunları yaşamasınlar istiyoruz. Bu çağda artık çok daha kolay teşhisler konulabiliyor. Yani iş yeter ki o evreye gelmesin. Tabii ki. Yani o evreye gelmesi artık çok ihmal edilmiş bir hasta olduğu anlamına gelir. Bu kadar ihmal etmesinler kendilerini. Yılda bir defa bir jinekolojik muayeneyle kolayca teşhis edilebilir. Simir testlerini yaptırsınlar rutin olarak. Aynen, aynen. Ve eğer ileri evrelere kanser taşınmışsa kemoterapi ve radyoterapiden de yüz güldürücü sonuçlar alabiliyoruz. Şunu unutmayın, kadın genital organları, yani rahim ağzı, rahim ve yumurtalık bize üremek için gerekiyor. Evet. Eğer üreme problemi yoksa bu organların vücutta yaşamsal fonksiyonları yok. Bu sebeple gerekirse bu organlar tamamen alınabilir. Eğer erken yakalanırsa, kanser erken yakalanırsa bu organlar alındığında hastalığı tedavi edebilirsiniz. Bu yüzden erken tanı çok önemli. Ama eğer erken tanı konulamamışsa ve büyük cerrahi prosedürler, cerrahi ameliyatlar uygulanmak zorunda kalmışsa bu hastalara kanserin yayılma durumuna göre bazı kemoterapi tedavileri, 6 haftalık, 8 haftalık kemoterapi tedavileri ve gerekirse ışın tedavileri uygulamak gerekebilir. Cerrahi operasyon dediniz hocam, rahim tamamen alınıyor. Büyük cerrahi operasyonlarda sadece rahim alınmakla kalmıyor tabii. Vajinanın bir kısmı da alınıyor. Rahim ağzı, rahim, yumurtalıklar, vajinanın bir kısmı alınıyor. Onun dışında apandiks alınıyor, yani apandisit olan bölge alınıyor. Rahim içi zarlar alınıyor. Ve karnımızdan geçen aort denilen büyük damarın çevresindeki bütün lenf bezleri temizleniyor. Ve karnımızdaki pek çok noktadaki lenf bezleri temizleniyor. Bu oldukça komplike ve zor bir ameliyat. Ancak ülkemizde çok başarıyla yapılıyor. Hastanemizde ve ülkemizde çok başarıyla yapılıyor. Ama bu noktaya gelsin istemiyoruz. Ve şunu da görüyoruz ki kanser, rahim ağzı kanseri korkulacak bir kanser tipi değil. Yeter ki erken evrede fark edilebilsin ya da o boyuta gelmesin. Tabii ki yani esas olarak sadece basit bir yakma işlemiyle bir problemden kurtulabilirsiniz erken tanı konulursa. Ya da sadece konizasyon dediğimiz basit bir rahim ağzı çıkartma işlemiyle yaklaşık bir 20 dakikalık basit bir tedaviyle problemi çözebilirsiniz. Ya da eğer hasta artık doğum yapmayacağım diyorsa daha ilk başlangıçta yakaladığınız rahim ağzı kanserlerinde sadece rahim alarak, yumurtalıklar bırakarak hastayı tedavi edebilirsiniz. Son günlerde bu tarz ameliyatlar çok yaptık hastanemizde. Önemli olan erken tanıyıp kanserin yayılmasını engellemek. Kanser aslında korkulacak bir hastalık değil. Ama yayıldığında bütün hastalıklar gibi kanser de korkulacak bir hastalık haline dönüşüyor.